Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 1 Nisan'da Türkiye saatine göre sabah 9:24'te Koç burcunun 11 derecesinde yeni ay doğacak. Artık ilkbahar mevsimi de tamamen başlıyor bu yeni ayla beraber. Ateş elementinin öncü niteliklerini taşıyan bir yeni ay, yönetici gezegeni Mars ve an haritasına baktığımızda yükselende ikizler burcunu görüyoruz. İkizleri de Merkür yönetiyor. Hava elementinin ve ateş elementinin güçlü olduğu bir yeni ay bu. Daha dışa dönük, daha aktif, girişken, cesareti güçlü bir enerji veriyor. An haritasında yeni ay haritanın 11. evinde yer alıyor. Merkür hemen Koç burcunda yeni ayla birleşirken Alganip sabit yıldızıyla da yeni ayın temas ettiğini görüyoruz. Merkür Mars karakterinde bir yıldız zaten. Hırslı ve tutkulu bir doğası vardır, ancak bu hırs ve tutkuyla yanlış kararlar verme, zararlı davranışlar içerisinde olma ihtimalini de öne çıkarır bu yıldızın etkisi. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yönetici gezegen Mars Kova burcunda Satürn'le birleşiyor. 5 Nisan civarı zaten Satürn Mars kavuşumu da meydana gelecek Kova burcunda. Venüs Kova burcunda, haritanın emsi noktası, tepe noktası yine Kova burcu. Yani daha sosyal, toplumsal konular, evrensel konular, insan grupları, bu alanlardaki mücadelelere işaret ediyor. Kova olunca topluluklar, işte ekip çalışmaları, arkadaş grupları olabilir bunlar, ama daha evrensel insan hakları, insan yararına olan beklentilerle ilgilidir. Özgürlükler, idealler, yeni keşifler, devrimler Kova ile ilgilidir. Bilim ve teknolojiyi, uzayı, astronomiyi, astrolojiyi, bunları da Kova burcu yönetir. Demek ki Mars'ın burada Kova burcunda olması buralardaki çabaları, bu alanlardaki enerjileri de destekliyor. Satürn'le birleşmesi zorlayıcıdır aslında. Sorumluluklar, bazen kısıtlamalar, engeller ortaya çıkabilir. Koç ateş enerjisi var dedik, hava elementi var dedik, iletişimin, hareketin öne çıktığı bir yeni ay bu. İnsan gruplarının da daha fazla bir arada olması, sosyal olayların daha fazla hareketlenmesi mümkün. Bu bazı hak arayışları, işte özgürlük arayışları, bazı kısıtlamalara, engellere karşı gelme, daha isyankar tutumlar falan, bunları da tabii ki güçlendirebilir. Dünya üzerinde bu tarz eylemleri, hareketleri daha fazla görebiliriz. Şimdi Merkür'ün de Koç burcunda olması biraz daha hani fevri davranışlar, düşünceler içerisinde olabileceğimizi gösteriyor. Yani aklımızdan geçen her şeyi hemen yapmak isteyebiliriz. Daha fazla aceleci davranabiliriz. Burada öfke oluşması mümkün. Baş kaldıran bir enerji oluşabilir. İlişkilerde bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hak arayışlarımız var ama sabırsız ve agresif tavırlar zarar verici olabilir. Ne olduğunu tam anlamadan yanlış bilgilerle yanlış kararlar verebilir. Sonuçta zarar görebileceğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Şimdi Koç burcu Mars tarafından yönetilir ve bu tabii ki savaşları, mücadeleleri de işaret ediyor. Ve liderleri, yöneticileri ön plana çıkarıyor. Burada bazı dünya üzerinde de dikkat çekici girişimler, özellikle liderlerin ortaya koyacağı eylemler olabilir. Ve savaşla ilgili enerjiler de biraz daha artabilir ve savaşın zararları da tabii ki geniş kitlelere yayılırken insanların daha fazla etkilenmesi ve tüm dünya kamuoyunda zarar gören, özellikle savaşlardan zarar gören insanların, grupların, toplulukların hak arayışları ve bunlarla ilgili yapılacak eylemler, hareketler ön plana çıkabilir. Özellikle öncü burçlarımız daha fazla etkileniyor bu yeni aydan. Koç burçları, terazi, yengeç ve oğlak burçları. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçların 11 derece ve yakınlarında, bunu 8 derece ile 15 derece arası alabilirsiniz. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın tesirleri sizin için çok daha önemli olabilir. Doğum haritalarınızda Koç burcunun bulunduğu ev alanında bir yenilik enerjisi var. Burada daha cesur davranabilirsiniz.
daha fazla kişisel inisiyatif alabilirsiniz. Gerektiği yerlerde mücadele de edebilirsiniz. Rekabet gerekiyorsa bu rekabet içerisinde de olabilirsiniz. Ama saldırganlıklara dikkat edelim. Fevri, işte böyle düşünmeden hareket etme, gereksiz riskler alma, çok fazla isyankar, çok fazla sabırsız davranma söz konusu. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yükselen burcun ikizler olması, doğum haritalarımızda ikizler burcunun bulunduğu yaşam alanlarını da hareketlendirebilir. İkizler çok fazla haber demek zaten, iletişim demek. Ama bu haberlere de Merkür Koç'ta olduğu için lütfen dikkat edelim. Düşüncelere de dikkat edelim. Yanıltıcı olabilir. Veya kendimizi ifade ederken istemediğimiz durumlara düşebiliriz. Bu konulara dikkat etmek, dürtüsel davranmamak, daha sağduyulu, daha anlayış içerisinde, uzlaşmacı bir şekilde hareket etmekte fayda var. Şimdi yükselen burçlarınıza göre bu yeni ayın sizlere neler getirebileceğini, hangi yaşam alanlarınızda hareketler olabileceğini kısaca söylemek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, sizin için yılın en önemli zamanlarından biri. Burcunuzda yeni ay doğuyor. Öncelikle tüm koçların doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Bu hafta doğacak yeni ay 11 derece koç burcunda olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarında mı? O halde sizin için çok etkili bir yeni ay olacağını söyleyebilirim. 8 Nisan 15 Nisan arası doğan koç burçlarımız ve yükseleni 11 derece yakınlarında olan koç burçlarımız için çok önemli bir yeni ay. Evet, koç yeni ayları enerjimizi arttırır. Hareket etmek isteriz, kişisel girişimlerde bulunmak isteriz, cesur oluruz, motivasyonumuz yükselir. Bu yeni ay da böyle, çünkü ateş ve hava elementinin güçlü olduğu bir yeni ay. Yapmak istediğiniz hedefleriniz var, fikirleriniz var, birçok düşünce ve fikir var. Geleceğe ait planlarınız, projeleriniz var. Bunları harekete geçirmek istiyorsunuz, eyleme dökmek istiyorsunuz. Evet, yapabilirsiniz, bir eğitime başlayabilirsiniz, bir projenizi belki üstlerinizle paylaşabilirsiniz, ekip çalışmalarına başlayabilirsiniz, yeni ilişkiler kurabilirsiniz, yakınlarınızla ilgili konular, özellikle kardeşlerle ilgili temalar da öne çıkıyor bu yeni ay döngüsünde. Seyahatler olabilir. Merkür'ün güçlü bir etkisi var. Seyahat planlarınız, işle ilgili eğitimler, işle ilgili bazı seyahatler veya kişisel becerilerinizi arttırmak için, yeni şeyler öğrenmek için bazı eğitim programlarına katılabilirsiniz. Hareketli bir yeni ay döngüsü. Hedefinizi belirleyin, harekete geçin. Yalnız bilgi trafiğine dikkat edin. Çok sabırsız, dürtüsel davranabilirsiniz. Bu da sizi dikkatsiz yapabilir. Gereksiz riskler alabilirsiniz. Bazen çok agresif, çok böyle isyankar bir tutum içerisinde de olabilirsiniz. Bu anlamda ilişkilere dikkat edin. Özellikle aile büyükleri ve üstlerle ilişkilerinize dikkat edin. Fikirlerinizin, düşüncelerinizin somut ve gerçekçi zeminlerle oturmasına dikkat edin. Eğer çevrenizden bu anlamda düşüncelerinizi harekete geçirirken size karşı tavsiyeler geliyorsa onlara kulak verin. Belki de farklı bir bakış açısı belirlemeniz lazım. Gözden kaçırdığınız detaylar olabilir. Sonrasında hani zarar görmemek için daha gerçekçi ve temkinli olmakta, sabırsız davranmamakta fayda var sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, koç yeni ayı 12. evinizde doğacak. Bilinçaltınızla ilgili konulara özellikle dikkat çekin. Çünkü Merkür de orada. Biraz sizi huzursuz edebilir, biraz hassas hale getirebilir bu yeni ay döngüsü. Geçmişi sorgulayabilirsiniz. Sağlık konularını gözden geçirmek için doğru bir zaman aslında. Yani ihmal ettiğiniz kontroller, check-up olabilir. Belki bir tedavi arayışınız var. Ruhsal, bedensel, zihinsel tedaviler, şifalanmalar için, sağlığınızı iyileştirmek için bu yeni ay enerjisini değerlendirebilirsiniz. Bazı gizli konular açığa çıkabilir. Sizden gizlenmiş bilgileri öğrenebilirsiniz, ama sizin gizlediğiniz bir şeyler varsa hani bunların da gündeme gelmesi mümkün. İyi korumaya çalışın, dikkat edin. Çok fevri davranmamak gerekiyor. Sağlık konularında da öyle bir şeyleri hani görmezden gelmeyin. Daha
sorumlu olmakta fayda var. İş konuları, kariyer konularınızda da bireysel olarak yalnız yapacağınız bazı işler olabilir. Hani gizli yapmanız gereken işler, planlar, programlar, hazırlıklar olabilir. Bir projeyi bu dönemde belki daha sakin ve yalnız başınıza gizlilik içerisinde yürütmeniz veya hazırlamanız gerekebilir. Bu konulara da odaklanabilirsiniz bu yeni ay döngüsüyle. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Koç yeni ayı 11. evinizde doğacak. İlişki dinamikleri ve özellikle sosyal ilişkilerinize hareketlilikler getiriyor. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz, arkadaşlıklar kurabilirsiniz. İşle ilgili bazı ekipler içerisinde, belki bir organizasyon içerisine dahil olmanız mümkün. Eğitimle ilgili aktiviteler olabilir. Ama daha çok hareket var, daha çok insanlar var, çevreniz kalabalık. Ait olduğunuz gruplar içerisinde İlişki dinamiklerinizi belki gözden geçirebilirsiniz. Girmek istediğiniz bazı böyle özel çalışmalar varsa, bir kulüp olabilir, bir dernek olabilir. Hatta politik çalışmalar olabilir, toplumsal faaliyetler, organizasyonlar olabilir. Buralarda da aktif olarak hareket edebileceğiniz, başlangıçlar yapabileceğiniz, sizin için oldukça keyifli ve hareketli bir yeni ay döngüsünde olduğunuzu söyleyebilirim. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, kariyer alanınıza işaret ediyor. Geleceğinizi şekillendirecek bazı kararlar alabilirsiniz. Tabii ki yeni bir işe başlama olabilir. Mesleki anlamda bazı seçimler olabilir. Çalışma ortamlarınızda yenilikler, değişimler olabilir. İşsiz olan yengeçler, iş arıyorsanız bu yeni ay size kapılar açabilir. Bunun yanı sıra bireysel girişimleriniz, yalnız başınıza yapacağınız iş ve girişimler için de bu yeni ay aslında destekleyici olabilir. Üstlerde ilişkilere dikkat edin. Çok fevri davranmamaya çalışın. Bunun yanı sıra özellikle parasal konularda daha sağlam adımlar atmaya çalışın. Fazla risk almamak gerek. Yani borçlanma konularında. Yatırımlar olabilir, borçlanma konuları olabilir, alışverişler olabilir. Maddi konularda sabırsız ve dürtüsel davranmamakta fayda var. Bir iş için, kişisel girişiminizle ilgili bir iş kuracaksınız. Örneğin yani bunun için bazı yatırımlara veya bir krediye ihtiyacınız olabilir. Bu yeni ay döngüsünde bu konularla da ilgili bazı girişimler olması mümkün. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha güçlü olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Koç yeni ayı 9. evinizde doğacak. Enerjiniz, motivasyonunuz, cesaretiniz artıyor. Hayata biraz daha iyimser bakabilirsiniz bu dönemde. Eşinizle, partnerinizle birlikte bazı planlar yapmanız mümkün. Bir tatil, gizli seyahat planı da olabilir. Bunları organize edebilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili bağlantılı konular aktifleşiyor. Yurt dışında yaşayan kişilerle görüşmeniz, bağlantı kurmanız veya yurt dışına gitmek, seyahat etmek, tatil yapmak, yurt dışına bağlantılı işler, projeler, eğitim konuları, akademik konular, bu alanlarda bazı planların ortaya çıkması ve adım atmak için, girişimde bulunmak için bu yeni ay enerjisi sizi destekleyebilir. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 8. evinizdeki yeni ay maddi durumunuzla ilgili konulara işaret ediyor. Ateş enerjisi güçlü bir yeni ay. Bu mücadele demek, girişim demek. Paraya ihtiyacınız var. Belki bir kredi başvurusu söz konusu olacak, bir yatırım söz konusu veya hisseli paralar alanında bir miras, tazminat, burs beklentisi, bir kredi ödemesi, vergiyle ilgili bir konu. Buralarda bazı güçlü, hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Çok acele kararlar vermemeye çalışın bu yeni ay döngüsünde. İçinde bulunduğunuz şartları, özellikle maddi durumunuzla ilgili, bütçenizle ilgili konuları, gelir ve gider dengenizi iyi analiz etmede fayda var. Muhasebe işleri olabilir. Gözden kaçırdığınız detaylar varsa belki onları keşfedip hani maddi durumunuzda bazı düzenlemeler yapmanız gerekebilir bu yeni ay döngüsüyle beraber. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, en fazla etkilenen burçlardansınız. Bir öncü burçsunuz çünkü. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa bunu artı eksi 5 derece alabilirsiniz. Bu yeni aydan güçlü etkiler alıyorsunuz. Hangi alanda? İlişkilerle ilgili alanda. İlişkilerle ilgili alanda bir yenilik var. Yani bir teklif alabilirsiniz, bir tanışma.
evlilik teklifi olabilir, işbirliği olabilir ve bunlar çok hızlı ve ani de olabilir bu teklifler. Evliyseniz eğer eşiniz ve partnerinizle belki birlikte bazı kararlar alacaksınız. Fikirlerinizi paylaşıp düşüncelerinizi paylaşacaksınız ya da eşinizin bazı fikirleri, düşünceleri var. Hani bunları değerlendirecek ve birlikte hareket edebileceğiniz kararlar vereceksiniz bu dönemde. Bir çocuk sahibi olmakla ilgili olabilir. Ya da çocuklarınızla ilgili bazı planlarınız, programlarınız var. Bunları organize edebilirsiniz. Evli değilseniz aşk hayatınız ve ilişkilerinizde geleceğe dair bazı şeyleri düşünmeniz ve adımlar atmanız da mümkün görünüyor sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Koç yeni ayı 6. evinizde doğacak. Günlük hayatınız, alışkanlıklarınız, düzeniniz, iş hayatınızla ilgili gelişmeler var, adımlar var. Hızlı ve ani de olabilir bunlar. Mesleki konularda bazı kararlar verebilirsiniz. Bir işe girmek, bir iş başvurusu ya da çalışma ortamlarınızda düzen değişimi gibi konular olabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizde yine hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Evde çalışıyorsanız hani burada belki hani iş planınızda, çalışma şartlarınızda, ortamlarınızda yenilikler, düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. Taşınma ve yer değişimi gibi, çevre değişimi gibi konularda bu yeni ayla beraber gündeme gelebilir. Sağlığınıza dikkat edin. Özellikle baş bölgesi, gözler, migren ağrıları gibi kronik ağrılar artabilir. Kronik sağlık sorunlarınıza dikkat edin. Evcil hayvanlarınız ve onların da genel sağlıklarına dikkat etmekte fayda var. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Koç yeni ayı 5. evinizde doğuyor. Sizin için destekleyici bir yeni ay. Enerjiniz artıyor, motivasyonunuz artıyor. Daha neşeli, daha cesur bir dönemdesiniz. Heveslisiniz. Size keyif veren konularda harekete geçmek istiyorsunuz. Spora başlayabilirsiniz bu yeni ayda. Ya da bir sanat kursuna girebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Aşık olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Bakın bunlar hayatınıza heyecan katan yeni enerjiler ve bunları yapmak için de son derece hevesli olacağınız bir dönemdesiniz. Yaratıcı fikirler ön planda. Yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz tekliflerle de karşılaşabilirsiniz. Bu yeni ay oldukça sosyalleşme imkanı da getiriyor. Hareket getiriyor. Seyahat getiriyor. Eğitim konularında yeni şeyler öğrenmek için özellikle değerlendirebileceğiniz bir yeni ay sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Koç yeni ayı 4. evinizde doğacak. Önemli etki alan burçlardansınız, öncü bir burçsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarında mı? Artı eksi 5 derece alabilirsiniz. O zaman bu yeni ay sizin için çok daha önemli. İlgi ve alakanız daha çok özel hayatınız, eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili konulara odaklanıyor. Ev ortamınızda, yaşam alanlarınızda bir yenilik olabilir. Evlenme, yuva kurma da olabilir tabii ki. Taşınma. Ev alma, satma, kiralama, yer değişikliklerini bekleyebiliriz. Ebeveynlerinizle ilgili konular da ön plana çıkıyor. Bu yeni ay döngüsünde onlarla daha fazla ilgilenmeniz, zaman geçirmeniz, enerjinizi biraz ev yuva alanlarına odaklamanız söz konusu olabilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Koç yeni ayı 3. evinizde doğacak. Yeni fikirler var, düşünceler var. Hareketli bir dönem sizin için. Yönetici gezegen burcunuzda Satürn'le birleşiyor. Sorumluluklarınız artıyor. Bu fikirlerinizi hayata geçirmek için düşüncelerinizi, projelerinizi biraz daha fazla sorumluluk almanız gerekecek. Enerji harcayacaksınız. Evet, belki mücadele etmeniz gereken konular olabilir. Bu aralar çok da yorulabilirsiniz. Ancak hedeflerinize odaklandığınız takdirde çok önemli ve güçlü işleri de başarmanız mümkün görünüyor. Yakınlarınızla ilgili konular, kardeşlerle ilgili temalar öne çıkabilir. İşle ilgili, eğitimle ilgili bazı seyahatlere, gezilere katılabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Eğitimlere başlayabilirsiniz. Veya işinizle ilgili sizin özellikle sosyal medyada aktif olmanız, internet üzerinde online bazı eğitimlere katılmanız ya da kendi becerileriniz ve uzmanlık alanlarınızda bazı eğitimler vermeniz de mümkün. Hani bunun gibi de iş fırsatları söz konusu olabilir. Kazançlar da elde edebilirsiniz tabii ki. Venüs'ün kovada olması size özellikle maddi konularda da bazı destekler getirebilir sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Koç yeni ayı 2. evinizde parasal konularda
konularda yenilikler var. Para kazanmak için heveslisiniz. Tabii ki kişisel girişimlerde bulunabilirsiniz. Yeni bir işe başlamak için adımlar atabilirsiniz ya da kişisel işler oluşturabilirsiniz. Yeteneklerinizi değerlendirip para kazanabileceğiniz bazı adımlar atabilirsiniz. Bunlar için sizi destekliyor bu yeni ay. Sabırsız olmayın. Alışverişlere dikkat edin. Borçlanma konularına dikkat edin. Bu dönemde çok dürtüsel davranmamak gerekiyor. Yatırımlar konusuna da biraz kaynaklarımızı değerlendirirken özellikle daha uzun vadeli düşünmekte fayda var. Hani hızlı hareket edeyim, hızlı kazanç elde edeyim düşüncesinden ziyade daha uzun vadeli, daha istikrarlı düşünmekte, planlarımızı ona göre yapmakta fayda var sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.